Minecraft'ta Enderman'leri okla vurabileceğiniz veya kova olmadan lav bloklarını yerleştirebileceğiniz zamanları hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız sorun değil çünkü bu videoda Minecraft'ta günümüze kadar değişmiş bazı özelliklere bakacağız. Videoya geçmeden önce videoyu sardırmadan ve sonuna kadar izlemenizi rica ederim. Çünkü bu bana yapabileceğiniz en büyük destektir. Şimdiden teşekkürler, videonun tadını çıkarmaya bakın. 1 numara. Minecraft'ın eski sürümlerinde oldukça basit bir obsidiyen farmı vardı. Bu farmı elde etmek için yapmanız gereken tek şey standart bir taş farmının birleşim noktasına redstone koymaktı. Ve bu şekilde bir oyun hatasından yararlanıp sınırsız obsidiyen elde edebilirdiniz. Ama ne yazık ki 1.8'de bu özellik kaldırıldı. Yine de oyuncular bundan sonra başka obsidiyen farmlarda oluşturmayı başardılar. 2 numara. Minecraft'ın 1.2 Java sürümünde Nether'da bir buz bloğu yerleştirip onun erimesini sağladığınızda Nether'da su oluşturabilirdiniz. Ama bu özellik 1.3 yamasında düzeltildi. Yine de bundan sonra da Minecraft'ta Nether'a su yerleştirmenin bazı yolları bulundu. Ama Mojang her seferinde bunları yeniden düzeltti. Sanırım Nether'da su olmaması Mojang'ın katı kurallarından biri. 3 numara. Eskiden End'e ışınlandığınızda göreceğiniz şey şimdikinden çok farklıydı. Bloklardan bahsetmiyorum. End'in genel yapısından bahsediyorum. Eskiden End'de oluşan obsidiyen sütunlar rastgele bir şekilde oluşurdu ve bu rastgelelik bayağı dağınıktı. Ama ne mutlu ki bu dağınıklık daha sonradan düzeltildi ve şimdiki halka şeklini aldı. 4 numara. 1.13 su altı güncellemesinden önce suya attığınız herhangi bir eşya suyun dibine batardı. Ama 1.13 güncellemesinden sonra suya atılan eşyaların yukarı çıkması sağlandı. Doğruyu söylemek gerekirse bunun oyuna eklenmesi oldukça güzel oldu. Çünkü eskiden suyun altı çok daha karanlıktı ve eşyalarınızı bulmak bazen aşırı zor olabiliyordu. Sanırım bunun için Mojang'a teşekkür etmemiz gerekiyor. Her neyse, 5 numara. Endermenleri şimdi okla vurmak imkansız olabilir ama bu eskiden böyle değildi. 2012'de Endermenleri normal bir okla vurmaya çalıştığınızda hala onları vuramazdınız. Ama alevli bir ok kullanarak onları vurmak istediğinizde onları vurabilirdiniz. Yine de bu özellik pek fazla uzun sürmedi ve 1.5 güncellemesinde düzeltildi. 6 numara. Eskiden köylüler bayağı açgözlü olabiliyorlardı. Eskiden köylüler ticaret için sizden 65 tane zümrüt isteyebiliyorlardı. Ama ne yazık ki siz tek seferde 64'ten fazla zümrüt veremiyordunuz. Bu hata kısa süre içinde fark edildi ve daha sonra 1.8 güncellemesinde maksimum 64 zümrüt olarak düzeltildi. 7 numara. Günümüzde komut blokları yok edilemez ama bu eskiden böyle değildi. Ayrıca oyuna ilk olarak eklendikleri sürümde onları hayatta kalma modunda yerleştirebilir hatta kırabilirdiniz. Her ne kadar onu hayatta kalma modunda yerleştirip kırabilseniz bile yaratıcı moda geçmeden onu kullanamazdınız. Ve son olarak 1.6.1 güncellemesinde hayatta kalma modunda yapabileceğiniz şeyler oyundan kaldırıldı. 8 numara. Şimdi bu bir lav kovası ve bu da bir lav bloğu. Bu nasıl oluyor diyebilirsiniz ama eskiden give komutu şimdikinden çok daha güçlüydü ve elinize give 10 ve give 11'i kullanarak akışkan veya sabit bir lav bloğu alabilirdiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu özellikle 1.8 güncellemesinde kaldırıldı. 9 numara. Eski bir Minecraft oyuncusuysanız teknelerin eskiden bayağı kırılgan olduğunu hatırlarsınız. Ama bu bir tasarım gereğiydi. Çünkü eskiden tekneden veya vagondan inmek için onu kırmanız gerekirdi. Peki ya neden bu böyleydi? Çünkü eskiden teknelerden veya vagonlardan inmek için doğru düzgün bir yetenek yoktu ve bir yere sıkışıp kalma ihtimaliniz vardı. O yüzden bunun önüne geçmek için tekneleri ve vagonları oldukça kırılgan bir şekilde tasarladılar. 10 numara. Eskiden kazanlar bayağı kullanışsızdı. Çünkü eskiden kazana su koyduğunuzda onu boşaltmak için kazanı kırmanız gerekiyordu. Çünkü eskiden kazanı boşaltmak için su şişeleri veya boş kova kullanamıyordu. Ne mutlu ki daha sonradan bu düzeltildi ve şu anda kazanları kullanarak oldukça kullanışlı bir şekilde lav farmı yapabiliyoruz. 11 numara. Büyü kullanmak için lapse ihtiyaç duymamız biraz sinir bozucu olabilir. Ama eskiden bu çok daha sinir bozucuydu. Çünkü maksimum büyü için sizden 50 seviye isterdi. Ve 50 seviye kullanmanıza rağmen tek seferde sadece bir büyü alabilirdiniz. Ama daha sonra 1.3.1'de maksimum büyü basmak için gereken seviye 30'a düşürüldü. Ama daha sonra 1.8 güncellemesinde büyü basmak için lapse oyunu eklendi. Ve şu an kullandığımız büyü sistemine geçildi. 12 numara. Büyülü altın elmaların eskiden çok kötü bir gıda tercihi olduğunu biliyor muydunuz? Eskiden büyülü altın elma yediğinizde size yenilenme, yenilmezlik ve ateşe dayanıklılık vermek yerine bunları azaltır veya tamamen yok ederdi. Ne mutlu ki bu hata kısa süre içinde fark edildi ve daha sonra 1.6.1 güncellemesinde düzeltildi. 13 numara. Giant yani dev zombi geçmişte günümüzden çok daha farklıydı. Eskiden bir yapay zekaya sahipti. Yani onu dünyanıza çağırdığınızda size hedef alıp saldırabilirdi. Ve eskiden 100 kalbinin olması yanı sıra 75 saldırı puanına sahipti. Ama şimdi Giant günümüzde dev bir canlı heykelden başka bir şey değil. 14 numara. Eskiden çöl piramitlerinin böyle göründüğünü biliyor muydunuz? Aradaki farkı göremediyseniz terakotaların olması gerektiği yerde yün bloklarının olduğunu söyleyebilirim. Bunun neden böyle olduğunu soracak olursanız cevabı çok basit. Çünkü eskiden terakota diye bir blok oyunda yoktu. Ama 1.8 güncellemesine terakotalar oyuna eklendi. Ve bu güncellemeden sonra piramitler için terakotalar kullanılmaya başlandı. 15 numara. Günümüzdeki creeperların eskisine göre çok daha güçlü olduğunu biliyor musunuz? Bunun nedeni eskiden creeperlar patladıklarında maksimum olarak 43 puanlık hasar vermesine rağmen günümüzdeki creeperların hasar puanı Mojang tarafından 64'e kaldırılmasıdır. Ve evet bu creeperların gardiyandan çok daha güçlü olduğu anlamına gelir. Doğruyu söylemek gerekir. İşte bu biraz tuhaf. 16 numara. Eskiden Ender incileri sizi her zaman en yakın kaleye götürmezdi. Ve ne yazık ki bu kaleye ulaşmak için daha fazla zaman harcamanız gerektiği anlamına geliyordu. Hatta bir kalenin üstünde duruyor olsanız bile Ender incisi sizi başka bir kaleye yönlendirebilirdi. Bunun neden olduğuna gelirsek tam olarak bir açıklama yapılmadı. Ama 1.6.1'de bu düzeltildi. Yani bizim sorunumuz değil. 17 numara. Eskiden düşman canlılar levhaların üzerinde durduklarında gündüz olmasına rağmen gün ışığından etkilenmezlerdi. Ama endişelenmeye gerek yok. Çünkü bu 1.8 güncellemesinde düzeltildi. 18 numara. Eskiden iskeletlerin bir blok önünde durduğunuzda
onların size hasar vermesini engelleyen bir oyun hatası vardı. Bu hata uzun menzilli iskeletlere hiçbir etki etmese de yakın menzilde 2-2'lik bir alanda iskeletin sizi vurmasını engellerdi. Çünkü oklar iskeletten bir blok ileride spam olurdu. Ama ne yazık ki daha sonradan bu hata fark edildi ve düzeltildi. Yine de bunu test etmek isterseniz 1.9'dan önceki zamanlarda bunu denemelisiniz. 19 numara. Raylarda hareket etmek eğlenceli olabilir ama onları yerleştirmek biraz sinir bozucu olabiliyor. Özellikle eski zamanlarda bunu yapmaya çalışıyorsanız rayların her zaman aynı yöne doğru konumlandığını fark edersiniz. Ve bu oldukça sinir bozucu bir şey. Ama canınızı sıkmanıza gerek yok çünkü bunlar 1.15 güncellemesinden sonra düzeltildi. Ve artık baktığınız yöne doğru konumlanmak üzere ayarlandılar. 20 numara. Muhtemelen hepiniz bebek zombilerin sinir bozucu olduğunu düşünüyordur. Ama eskiden şu ankinden çok daha sinir bozucuydular. Çünkü diğer düşman mobların aksine güneşten etkilenmezlerdi. Ama daha sonra bu aksaklık geç de olsa 1.13 güncellemesinde düzeltildi. Ve bebek zombiler günümüzdeki güneşten etkilenen haline getirildi. 21 numara. Eskiden Minecraft'ta canlıları çiftleştirip yavru elde etmek biraz tuhaftı. Çünkü eskiden canlıları aralarında 8 blokluk bir çit duvar olmasına rağmen çiftleştirebiliyordunuz. Bu kesinlikle bir oyun hatasıydı çünkü aralarında sadece çit olduğunda değil, herhangi bir bloktan duvar olduğunda da aynı şey oluyordu. Sanırım mesafeler aşka engel değil. 22 numara. Witcher iskeletler 1.4 güncellemesinden beri oyunda bulunmalarına rağmen çağırma yumurtaları oyuna 1.11'den sonra eklendi. Ki böyle olması onları istediğiniz zaman ortaya çıkaramayacağınız anlamına geliyordu. Çünkü eskiden çağırma komutu yoktu ve canlıları sadece yumurtasını kullanarak çağırabiliyordunuz. 23 numara. Eskiden 1.3'te bir blokta maksimum 60 canlı hayatta kalabiliyordu. Ama daha sonradan bu sayı düşürüldü ve maksimum 24 olarak ayarlandı. Bu da eskiden aynı alanı kullanıp daha fazla verim elde edebileceğiniz anlamına geliyor. 24 numara. Lav günümüzde böyle görünüyor. Ama eskiden böyle görünürdü. Ve o zamandan bu zamana değişen tek doku da bu değil. Sonraki güncellemelerde birçok bloğun dokusu değiştirildi. Özellikle 1.14 doku güncellemesinde birçok bloğun dokusu yeniden yapıldı. Ve doğruyu söylemek gerekirse bunun yapılması cidden çok güzel oldu. Özellikle Denethor'un görselliği açısından bu çok etkileyici oldu. 25 numara. Bugün TNT patlattığınızda kaynakların düşme ihtimali %100'dür. Bu da madencilik için TNT ile çalışan sistemler yapmanıza izin verir. Ama ne yazık ki 1.14'ten önce bu böyle değildi. 1.14'te bu oran ayarlanmadan önce madenleri kendi elinizle kazmanız gerekirdi. Çünkü TNT patladığında kaynaklarınızın birçoğunu yok ederdi. 26 numara. Eskiden tek bir kovayla okyanusu kurtabilirdiniz çünkü günümüzde olduğu gibi su kendini yenilemezdi. En azından altında sağlam bir blok yoksa. O yüzden bu bilgiye dayanarak tek bir kovayla okyanusu kurtabileceğinizi söyleyebiliriz. Ama bunu yapmak istiyorsanız 1.5'ten önceki zamanlarda bunu denemelisiniz. Çünkü 1.5'te bu düzeltildi. 27 numara. Pistonlar oyuna ilk eklendiklerinde bazı hatalara sahiptiler. Ve bu hataların gerçekleşmesini sağlayan nedenlerden biri sınırsız döngüde çalışmak için tek bir sinyale ihtiyaç duymasıydı. Bu da onları bu şekilde bozabileceğiniz anlamına geliyordu. Ama daha sonradan Mojang pistonların çalışması için gereken süreyi 2 katına çıkararak bunu düzeltti. 28 numara. Eskiden mürekkep balıklarının çok daha dayanıklı olduğunu biliyor muydunuz? Çünkü günümüzde mürekkep balıkları karaya vurduğunda boğulmasına rağmen eskiden bu olmazdı. Ama daha sonra 1.4.4'te bu düzeltildi. Ve Mojang onların karada nefes alma yeteneğini ellerinden aldı. 29 numara. Eskiden merdivenlere çıkmak şimdikine göre çok daha can sıkıcıydı. Aslında bunu tam olarak nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Ama eskiden merdivenlere çıkmak tam bir işkence gibiydi. Kendinizi seviyorsanız merdiven kullanmayın diyecek kadar can sıkıcıydı. Ama daha sonra Mojang bunu fark etti ve 1.5 güncellemesinde bunu düzeltti. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.